Arkadaşlar merhaba. Bu sefer de size seyyar kablo yapımını anlatacağım. Bu sefer içi üçlü değil de ikili olan bir kablo tercih ettim. Önce fiş kısmını yaptım. Bunun montesini bir önceki videomda anlatmıştım. Yaklaşık 2,5 metre civarında. Bunu daha da uzun yapabilirsiniz. Benim ihtiyacıma 2,5 metre yetiyordu. 8'li yapmayı düşündüğüm için bunu 8 yerinden şu şekilde, 8 yerinden şu şekilde açarak diğer duyları yerleştireceğim aralıkları hazırlamış oldum. Daha önce birkaç tanesini takmıştım. Şöyle 5 tanesini hazır takmışım. Şimdi 2 tane daha takacağım. Onları bağlayacağım kablolarda daha ince bir kablo, iki ağzı olan bir kablo. Bunda şuna dikkat edeceğim. Bunun bir tarafında pembe bir çizgi var, bir tarafı beyaz. Bunu ana kabloma bağlarken neye dikkat edeceğim? Pembe olanın kahverengiye gelmesine ve sadece beyaz olanın maviye gelmesi. Bu çok önemli. Elektrik bir yolla girip bir yolla çıkar. Dolayısıyla girdiği ve çıktığı bu yolların karışmaması gerekiyor. Ve bizim tek dikkat edeceğimiz nokta şu. Pembeli olan kahverengiye, diğeri ise beyaza gelecek. Diğer beşini bu mantıkla bağladım. Şimdi kalanları da o mantıkla bağlamaya devam ediyorum. Hemen sırayla şuradan devam edeyim. Şöyle kendime önce birazcık yer açıyorum. Dikkatlice açalım. İçindeki küçük kablocukları. Evet, şimdi ana kablomda 2 tane açıklık yaptım ve yedek kablomu ona bağlayacağım. Ne demiştim? Pembe olan kahverengi olana gelecek. Hemen şu şekilde etrafında döndürüyorum ve onu elektrik bandımla bantlıyorum. Bakın, bu çok önemli, birbirlerine değmemeleri. Bunlar püf noktaları, bunlar çok önemli. Bantla bir imtihan ediliyorum şu anda ama bantın beni yaptığım işten daha çok yorması lens mi? Dediğim gibi iğne ucunu da şöyle bir parça daha bant koparıyorum. Arasında. Daha sonra oralardan çıkarmış olduğum beyaz kalın duvarları atmadım. Dışı için kullanırım diye düşündüm. Bantlarken. Evet, bir tane daha taktık. Şimdi ucuna duyunu takacağız. Duyu nasıl takıyorum? Şunu önce duydan geçiriyorum. Kapakçığını içine geçirdim. Daha sonra duyuda 2 tane gözcük var. Burada
Hangi gözü hangisini taktığımın hiç önemi yok. Burada tek önemli olan birbirlerine değmemeleri gerekiyor. Bunun için açıkta olan yerleri birazcık kısa tutmam yeterli. Hemen. Fazlalıklarını keseceğim. Daha sonra bunları boyayacağım da aslında ana projem farklı bir çalışma. Sızmaç değil.